Selam arkadaşlar, umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün size çoğunluğun yaşadığı bir problemden bahsetmek istiyorum. Hatta çoğunluk değil, hepimizin ya kısa dönemli ya uzun dönemli yaşadığı bir sorun. Eşim izin vermiyor sorunu. Özellikle açlık oruçları sırasında bana dönüş yapan, fikir alan arkadaşlarımın çoğunda eşim böyle bir şeye kesinlikle izin vermiyor ya da eşime söylesem böyle bir şeye asla izin vermez gibi söylemlerle karşılaştım. Peki sen yaşamadın mı sevgi bunu? Şöyle, ben de kısa dönemli olarak yaşadım bu problemi. Fakat kısa dönemli oldu çünkü ben gerçekten kararlıydım. Eğer siz gerçekten kendi beyninizde kendinize izin vermişseniz bir konuyla ilgili, bu sadece açlık orucu değil, bir konuyla ilgili kendinize izin vermişseniz ve bunun sizin bireysel olarak kendinize iyi geleceğine eminseniz, yeterince araştırma yaptıysanız, aldığınız kararda sabitseniz, karşı taraf bunu anlıyor. Anlamıyorsa da siz gerçekten kararlıysanız, anlatma yollarını bilebiliyor olmalısınız. Çünkü o sizin hayat arkadaşınız ve ona size bunun gerçekten iyi geleceğini, buna ihtiyacınız olduğunu, bunu deneyimlemek istediğinizi yeterince onun anladığı dilde anlatamıyorsanız ikna olmaması normal. Siz eğer kararsızsanız, şöyleymiş, böyleymiş gibi yeterince araştırma yapmadan, yeterince aklınıza yatmadan, kararınızda sabitlenmeden karşı tarafa fikrini sorarsanız saçmalama der ve asla böyle bir şey yok, kapat bu konuyu der ve geçer arkadaşlar. Bu da zaten sizdeki kararsızlığı sezinlemiş olmasından kaynaklanır. Açlık orucu mevzusunda ben kendimden örnek verecek olursam, eşime 4 sene boyunca araştırmama rağmen gerçekten karar verdikten ve açlığa başlamadan 10 gün önce haber verdim. Ve 10 gün boyunca da onunla bu konuda konuştum. Kaygıları olduğunu söyledi. Kaygılarını bertaraf edebilmek için onun önüne kitaplar açtım, bilgiler verdim. Burada şu vardı, benim için endişeleniyordu. Bana bir şey olur o süreçte diye endişeleniyordu. Ve ben ona endişelenmemesi gerektiğini, eğer çok kötü bir şeyle o süreç döneminde kendimde kötü bir şeyle karşılaşırsam bunu olması gereken şekilde bırakacağımı ve bunu deneyimlemek istediğimi, bunun benim için gerekli olduğunu izah ettim, uzun uzun gözlerinin içine baka baka izah ettim. Ve tedirginliklerini en aza indirgemeye çalıştım. Hatta ilk 3 gün durmadan yüzüme bakıp, işte ilk sabah uyandığımızda yüzüme bakıp iyi misin diyordu. 3. günün sonunda bana iyi misin bile demeyi bıraktı. Çünkü sevgide her şey yolundaydı. Bir diğer mevzu şu, bence özellikle kocalarımız bizim evin işlerini aksatacağımızdan, rutinlerimizi yapamayacağımızdan, çocukların rezil olacağından, işte ayılıp bayılacağımızdan ya da işte onun gömleklerini ütüleyemeyeceğimizden, yemeğini yapamayacağımızdan kaygılandığı için bize de bunu yapmayı engelliyor olabilirler bir kısmı. Yani herkese genellemiyorum. Bu tarz insanlar da olabilir ya da hiç bu tarz konularla alakası yoktur, önemli bir sağlık sıkıntısı yoktur, hiç böyle bir şeyden muzdarip kalmamıştır, bu tarz şeyler ona çok saçma geliyordur. Veyahut yemeğe içmeye çok düşkündür, sizin yemediğinizi bildiği için kendinde bir suçluluk duygusu hissedecektir, rahat rahat yiyip içemeyecektir. İçemeyeceğini düşünüyordur ya da sizden bir şey o süreçte isteyemeyeceğini düşünüyordur. Veya gerçekten çok kaygılanıyordur. Çünkü şartlandırılmış zihnimizde böyle bir şey var. Bebekliğimizden beri yemedi, çocuğum yemedi, çocuğum yesene, şunu da ye, bunu da ye diye büyüdük.
Ve biz de kendi çocuklarımızı böyle büyüttük maalesef. O yüzden şartlandırılmış zihniyle yemeden nasıl olacak bu iş diye düşünüyordur. Ya arkadaşlar, bir restorana gittiğinizde eşinize ben köfte yemeyeceğim, ben işte tavuk şiş yiyeceğim dediğinizde hayır, sen de köfte yiyeceksin diyor mu? Seçme özgürlüğümüz var değil mi? Ben de bu dönemde seçme özgürlüğümü kullanarak yememeyi seçiyorum. Yemeyeceğim, sana hazırlarım ya da hazırlayamayacak durumdaysam o gün çok bitkin olabilirim ki çok bitkin olduğumuz günler çok sınırlı oluyor, anlar çok sınırlı oluyor, anlarla kalıyor. Sonra tekrar vücut toparlanıyor. Gerçekten ben rutinlerimi hiç aksatmadım. Evimin temizliğini, çocuklarımın bakımını, günde üç öğün çocuklarıma sofra kurmayı, eşimin kahvaltısını ya da akşam yemeğini hazırlamayı hiç aksatmadım. Ama olur ki aksatma zamanlarınız olur. Ona şunu söyleyebilirsiniz. Ben bunu deneyimlemek istiyorum. Çünkü yıllarca gittiğim hastanelerden, aldığım ilaçlardan bir fayda göremedim. Ya ben sana beni hastaneye götür desem, hayır hastaneye gitmeyeceksin der miydin? Demezdin. O zaman ben tıbbı, ben şifayı ayağıma getiriyorum ve rutinlerimi belli sürelerde yememeyi tercih ederek yapmak ve bu şekilde şifalanmak istiyorum. Buna inanıyorum, buna ihtiyacım var. Denememe izin ver, bana destek ol. Yanımda olduğunu biliyorum. Bana her zaman destek olduğunu biliyorum. Bana destek olacağını biliyorum. Senin için, hayati rutinlerimizin devamı için elimden geleni yapacağıma emin olabilirsin. Lütfen bana maddi manevi destekte bulun gibi. Onu da yüceltecek, onun da varlığının, desteğinin size iyi geleceğini ona hissettirecek şeyler söyleyebilirsiniz. Tüm bunlara rağmen çok katı, çok farklı düşünüşlerde bulunan insanlarla yaşıyor olabiliriz. O zaman size yalan söylemenizi teşvik etmiyorum kesinlikle. Uzun süreli açlıklarda zaten böyle şeyler imkansız. Ama en azından bir insan 21 günlük açlık tutamıyorsa, 10 günlük açlık tutamıyorsa, rutin bir şekilde her haftanın aynı gününde 72 saatlik ya da 36 saatlik oruçlar tutabilir. 36 saatlik bir oruç tutacaksınız ve bunun size aslında hiçbir zararı olmayacak. Çünkü 36 saatlik oruç çok kısa bir dönem. Ve eşiniz akşama kadar çalışıyor. Dün akşam saat 7'de onunla birlikte yemek yediniz. Siz beyninizde başlayacaksınız. 7'de yemek yediniz. Akşam onunla beraber çay içmek yerine ben çay içmeyeceğim, buyur eşim deyip ona çayını koyup ertesi gün o işten gelene kadar bekleyip, işten geldikten sonra da ona yemeğini hazırlayıp, benim başım ağrıyor, kendimi iyi hissetmiyorum, iştahım yok deyip, o akşamı da o şekilde atlatıp zaten sabah 7'de yeniden yemeğe başlayacaksınız. 36 saatlik bir orucunuzu tutabilirsiniz. İkinci deneyiminizde hatta söyleyebilirsiniz. Bak o gün ben böyle böyle bir şey yapmıştım, çok iyi geçti, gayet zindeyim ve bunu devam ettirmek istiyorum diye. Bir başlangıcı en azından kendiniz deneyimleyip daha sonra ona söyleyebilirsiniz. Yanlış anlamayın, eşinize yalan söyleyin demiyorum. Çok katı kurallı, çok sabit fikirli insanlar için 36 saatlik orucu kimseye söylemeden yapabilirsiniz diyorum. Ya da sadece oruçta değil beslenme düzenini değiştirmek istiyorsunuz. Herkese ben diyetteyim, ben diyetteyim diye yaymanıza, onların da size ne diyeti ya, kaç defa başladım bozdum, bu işler sende sökmüyor, özellikle eşinize bunu demesine mahal vermeden, ben çayıma şeker katmayı bıraktım, tatlı yemeyeceğim gibi tercihlerinizi gün içerisinde kendiniz belirleyerek devam ettirebilirsiniz. Herkese yaydığınızda onlardan gelen olumsuz fikirler sizin kararınızı etkileyebilir. Yani kocam izin vermiyor ya sizde suç var demektir, yeterince onu anlatamadınız ve yeterince kararlı değilsiniz,
ya da eşiniz çok sabit fikirli demektir. Her yolu deneyerek hayat arkadaşınızla birlikte bu yola girmenizi tavsiye ederim. Bu şifalanma yolu, bu özel, herkesin yapamayacağı, şöyle ki, herkesin yapamayacağı derken herkes yapabilir ama herkesin böyle bir şeye karar veremeyeceği, sizi özel kılan, sizi Allah'ın bir lütfu olan bir yol. Beslenme, yemek mutluluk getirmiyor. Her zaman aç kalalım demiyorum kesinlikle ama lütfen kendinize kılıf uydurmayın kocam izin vermiyor diye. Bu sizin kararsızlığınızdan kaynaklanır. Yani kılıf uydurmayın. Ben bunu kılıf olarak görüyorum. Kocam izin vermiyor diye bir kılıf olamaz. Siz yeterince kararlı değilsiniz demektir bu arkadaşlar. Bu konuyu düşünüp yorumlarda başınıza gelenleri aktarmanızı istiyorum. Merak ediyorum. Siz de böyle şeyler yaşadınız mı diye. Genelde erkekler bunu yaşamıyor. Mesela böyle bir karar veren bir erkek de eşine güzelce anlattığında eşi ona can yoldaşlığı yapıyor. Ama nedense kadınlar hemen kocam izin vermiyor kelimesinin arkasına sığınıp devam ediyorlar acı çekmeye. Yani bu kendinize yaptığınız bir kötülükten başka bir şey değil. Hep kocalarımız da suç değil. Biraz da kendimize yönelelim ve onlara yeterince anlatabildik mi? Ya da yeterince kararlı mıyız? Buna bir bakalım. Selametle kalın diyorum. Hoşça kalın.